Merhaba. Bir ömür boyu bir olayımızı arama durumumuz var. Olay aramakla geçti şu Beyhude ömrüm diye bir türkü yaksam yakarım çok rahat bir şekilde. O kadar bir olay arama içindeyiz. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki ben olayımı bulamadım. Bir uzmanlığım, hani şunun da uzmanıyım be. Allah belasını versin. Şunda da çok iyiyim diyebileceğim hiçbir şey yok. Üzgünüm. Milletin jübile yaptığı yaşlar bu yaşlar. Mesleğinde tecrübeli diye anıldığı yaşlardayım şu an. Tecrübeli kadın doğum uzmanı Cengiz Bey falan diyebilirlerdi mesela bana. Gerçi ben istemezdim çünkü kadın doğum uzmanı hiç hoş değil. Kadın doğum uzmanı diye bir şey olmamalı. O doğum uzmanıdır ya. Cinsiyetçi bir yaklaşımla kadın, erkek diye ayrıştırmanın bir gereği var mı sizce? Hepimiz farkında değil miyiz bazı şeylerin? Yani doğuran kadınlardır. Evet biliyoruz. Madem biz uzman olduk o zaman şöyle upuzun bir uzmanlık adı bulalım gibi bir derdiniz mi var? O zaman daha da uzatabilirsiniz. Hamile kadın doğum uzmanı, hamile ve hamile kalmasının üzerinden 9 ay geçmiş kadınların doğum uzmanı falan denilebilir. Böyle diyeyim komple baştan sona biz de böyle size hitap edelim. Rahatlayalım. Olsun bitsin. Herkesin işi rahat etsin. Ama yine de en azından bu insanların bile bir uzmanlığı var. Uzman doktor, tecrübeli fon yöneticisi, tecrübeli kasiyer. Herkes uzmanlaşmış, tecrübelenmiş. El alem uzmanlaşma derdinde ya. Bizim burada geçmiş ömrümüz. Gerçi ortaokulda bile milletin giydiği şeyin orijinal olup olmadığını ayırt etme uzmanları falan vardı etrafımızda. Her sınıfta vardı bu çocuklar. Es kaza bir sahte bir şey bir giy. Hemen gelir. Oğlum o derin spor forması sahte lo. Gidip sahte forma almışsın anasını satayım. Sahte forma giyilir mi ya? Kale aldın değil mi sen bunu? Kesin sahte işte. Bak, bak şuraya bak. Şu aplikeleri güzel dikememişler. Koldaki bordürlere bak. Onlar da hiç güzel dikilmemiş. Erörlü oğlum bunlar. Sahte oğlum, oğlum. Sen sahte, oğlum, şey niye giyiyorsun Ya deli olacağım. Sen tekstil mühendisi misin be? 12 yaşında bu analiz yeteneği, bu kumaş bilgisini sen nereden çıkartıyorsun? Bu özgüvenin kaynağı ne? Kusura bakma, soruyorum ama yani 12 yaşında olacak bir insan gibi değilsin. Ya bilemiyorum ya. Yani çok enteresan. Hem ben sahte forma giyerim. Kusura bakma, yani seninle ilgili bir durum yok ortada. Sahte forma giyiyorum ben. Bu benim kendi öz bilincimle aldığım bir karar. Seni hiç ilgilendirmez. Ama yine de uzmanlardı yani. Ben Tecrübeli kasiyer bile değil. A101'de düşük ücrete çalışırken isyan edecek bir kasiyerlik tecrübem bile yok. Abi ben işin inciğini cinciğini biliyorum ya. Mal geliyor Cengiz baksın. Ürün tedariği Cengiz koşsun. Sodexo ile ödeme alınamıyormuş Cengiz halletsin. Valla ben gidersem bu dükkan harap olur. Bu parayla bu iş yapılmaz kardo deyip böyle bime geçecek tecrübem bile yok. Ha diyeceksiniz ki Cengiz sen kasiyerlik bile yapmadın. A101'de tecrübeli kasiyer olmaman çok normal. Ama size şöyle bir haberim var. Evet kasiyerlik yaptım. Onu da yaptım. Zaten o yüzden canımı sıkıyorum. Onu yaptım ve uzmanlaşamadım. Biliyorum yani post cihazı kullanmasını falan çok kolay işler. Hatta arkadaşlar şaşırıyor hesap almaya gittiğimizde böyle alıyorum hemen çıt 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 hemen post cihazından geçiriyorum kartları falan. Hepsi şok. Ama o kadar fazlası yok. Daha fazla ilerleyemem. A101'e bile girsem hemen en alttan başlarım. Öyle bir durumdayım yani. En aşağıdan başlayacağım. Bir şeyin uzmanlığı için uğraştım şimdi. Uğraşmadım da diyemem. Girişimci falan da oldum mesela. Hani çabalamadın dersiniz diye söylüyorum. Ha girişimci deyince böyle fintech alanında startup kurup melek yatırımcı aramadım. O kadar bir girişimciliğim yok. O şekilde bir şey hayal edilmesin. Ama ben de basit işlere giriştim. Çiğ köfte alanında inovasyon geliştirdik mesela. Çiğ köfteci açalım niyetiyle giriştik bir işe. Ama erken exit yapmak zorunda kaldık. Hemen girdiğimiz gibi exitlendik. Hemen çıktık. Yanlışlıkla istemeden çiğ köfteciden eksitlendik. Çiğ köfteci zinciri olma girişimi bir patlayan şeker gibi elimizde patladı. İnsanların tecrübelendiği tecrübelerini gençlere aktardığı yaşlarda ben tecrübeli bir varlığım diyebiliyorum ancak. Varım. Var olma işinde tecrübelendim. Buradayım. Burada Var olma bilip bir vücut bulmuş halimle 35 yıldır buradayım. Var olma işinde bir marka olmasam da iyiyim yani 35'ime kadar gelmişim diyebiliyorum. Çünkü 35'ine gelemeyen de çok insan var bakıyorsun 10'da 20'de gitmiş. Elveda demişler adios. Başaramamış yani bu hayatın yükünü omuzlarında taşıyamamış ve insan olmayı kaldıramamış bu yüzden elenmiş bir sürü insan var. Ha, onlardan tecrübeliyim diyebiliyorum. Her ne kadar varım var olma tecrübesiyle hem halim bu işi çok iyi yapıyorum bak 35 sene yapmışım diyebilsem de bugünlere gelmem çok kolay olmadı. Artık zorlanıyorum. Lomberdisk hernesi illetiyle mücadele etmeye başladım. Lomberdisk hernesi belimi büküyor artık. Lomberdisk hernesi diye bildiğimiz bel fıtığı bu maymun dedelerimizden bize miras kalan çirkin bir durum. Bel fıtığı yüzünden hayatım artık lezzetli bir yemek olmaktan çıktı. Daha yarısına anca geldiğim çok tuzlu bir pirinç lapası yiyor gibiyim artık. Artık sizin gibi YouTube'dan neşeli ve eğlenceli şeyler aratmıyorum. Bel fıtığı egzersizleri aratıyorum. Bel fıtığımı nasıl çözerim diye YouTube'a başvuruyorum. YouTube benim için artık bir sağlık danışmanı. YouTube'un eğlence platformu olduğu yıllar çok geride kaldı. Ve YouTube'un içindeki tüm bel fıtığı videolarını tükettim neredeyse. Ama yine de çözüm arayışım son bulmadı. Derdime derman bulamıyorum ya. Bir teknoloji istiyorum çok mu? Yani çağımız olmuş uzay çağı. Kamburların hüküm sürdüğü dört uzuvla yürümeye çalıştığımız yıllar çok geride kaldı. Uzaklaştık. Şu çağ dışı rahatsızlığa bir çözüm rica ediyorum lütfen. Uzaya yine gidin çıkın gidin yani. Ben size gitmeyin demiyorum ki ama boş kalan vakitlerinizde gidin. Öncelikle şu dünyayı bir halledelim. Önce bir belimizi doğrultalım. Çözüm bulalım şu işe. Değerli müteşebbis ve argeciler, sevgili sanayi ve iş adamları. Hepinize müteşekkiriz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar insanlar çok büyük katkılarınız oldu. Buzdolabı için teşekkürler. Aynı şekilde air fryer, dikey süpürge, yürüyen merdiven ve hatta tırnak makası için bile çok teşekkür ediyoruz. Hepsi hayatımızı kolaylaştıran dahiyane ürünler. Ama şu belime de bir el atsanız fena mı olur? Bir belime dokunsanız Sihirli teknolojik dokunuşlarınızdan biraz rica etsem belime de alabilir miyim? Bir çözmek istiyorum şu işi. Zor yani zorlanıyorum. İki fıtığım var ve bir fıtık daha kaldıramam. Çünkü fıtığım var takdir edersiniz ki kaldıramıyorum. Çok zor ya bir 40-50 sene daha nasıl olacak hiç bilemiyorum. Yaşlıların da eminim yarısından fazlasında vardır bu ağrı falan. Ama bakıyorum yine de sinek gibi yapışmışlar hayata. Bırakmıyorlar, bırakamıyorlar. O ağrılara katlanarak her ne pahasına olursa olsun gençlere eziyet etmeye devam ediyorlar. Bir şekilde onlar da yollarını bulmuş. Bel fıtığı alanında ...tecrübelenmişler. Ben de en azından bir konuda uzmanlaşmak isterdim de. Sakıp Sabancı'nın da dediği gibi... ...her şeyin bir şeyini... ...bir şeyin her şeyini bileceksin. Ben de öyle yapmaya çalıştım ama yapamadım. Canım her şeyin her şeyini öğrenmek istiyor. Her şeyin her şeyini öğrenelim ya. Bir kere geliyoruz şu dünyaya. Koskoca bir hayatı bir konuyla mı harcayalım? Her şeyle ilgili bir şey yapasım var. Her şeyi bileyim. Ama 35 yaşına geldim. Hala YouTuber mı olsam... Yoksa SPK düzey 3 lisans alıp fon yöneticiliği mi yapsam diye düşünüyorum. Karar veremiyorum. Hayır hepsini geçtim. Yazılım da öğrenmek istiyorum. Ben niye öğrenmeyeyim ki? Ben niye HTML CSS öğrenemiyorum? Benim ne eksiğim var? C-Sharp'dan, Python'dan niye haberimiz olmasın? Ayrıca canım birazcık da drop shipping yapıp köşeyi dönmek istiyor. Biraz da elimiz para görsün derdindeyim. Onun dışında şöyle çok da güzel Aytaş Doğan gibi kanun çalasım da var. Ben şu an kendimi 8 yaşında bir çocuk gibi hissediyorum ya. 8 yaşında meslek seçmeye çalışan ve karar veremeyen bir çocuğum. Her sorana farklı bir şey söylüyorum. Onu olacağım, bunu olacağım, şunu yapacağım, astronot olacağım. Hala astronot olmak istiyorum ya. Astronot olasım var yine. Canım çekiyor. Çok fazla seçeneğim var ve her şeyin farkındayım. O yüzden her şey olmak istiyorum. Rönesans döneminde falan yaşasam hiç böyle olmazdı. Çok net uzmanlaşırdım. Up puzman olurdum. Çünkü başka seçeneğim yok. Heykel mi yapacağım? Mesela uzmanlaşmam lazım. Yemezdim, içmezdim. Heykel alanında uzmanlaşırdım. En iyi heykeli yapmaya çabalardım. Hatta komple heykelde de uzmanlaşmazdım. Heykelin bir kısmıyla ilgili uzmanlaşırdım. Mesela kol kasları ve kıvırcık saç yapılacaksa Cengiz Usta. En iyi kol kasını Cengiz Usta yapar. En iyi kıvırcık saçta Cengiz Usta'nın elinden çıkar derlerdi. Ama yine de bana ahlaksız tekliflerle gelen olurdu gibi geliyor. Cengiz Usta'm senin elin hafiftir. Geçen gün getirdiğim şu Aziz Giorgio'nun çükünü de sen oyar mısın? Davut'unki gibi istiyorum. Çok büyük değil ama çok da böyle silik bir şey istemiyorum. Görünsün, fark edilsin ama çok göze batmasın. Benim istediğim çük Davut'un çükü gibi. O çükten olsun. Aynısını istiyorum. Yapabiliyorsan orayı da hallet ben ondan sonra alayım Aziz Giorgio'yu. Hani onurum gururum incinirdi. Ben çünkü kıvırcık saç ve kavukası uzmanıyım. Ne alaka ya? Yani? Senin bana teklif ettiğin şeye bak onun şeyini yapar mısın? Ha ben yine yaparım. Yapamayacağımdan değil hallederim ama bana yakışmaz. El alemin ağzında sakız olmak istemem. Yine de biri parasıyla bana güzel bir çük yaptırırdı gibi geliyor. Sanmıyorum yani ne kadar dirensem de kardeşim ben çük oymuyorum deyip dükkanımın kapısına... Bu dükkanda çük oyulmamaktadır yazsam da biri gelirdi, çok fazla bir para teklif ederdi, ben de kabul ederdim. Para için oymayacağım çük yok. Yani ne olacak ya? Aç karnımızı doyuracağız, şunun şurası, ekmek için yapıyoruz şu işi. Çük koyduğumda kolum mu yoruldu? İki tıklatı veririm yani. Para için onu da yapardım. Zor dönemler. Buzdolabı yok, bir şey yok. Paraya ihtiyacım var her zaman. Ya gerekirse kol kası ve kıvırcık saçı bırakırım. Direkt çükte uzmanlaşır. Floransa'da çükçü Cengiz desinler bana. Hiç umurumda değil. Parası var mı? Parayı veriyor musun abi? Sıkıntı yok. Yaparım. Devir öyle bir devir. Ama şu dönemde bile uzmanım dediğim konular var. Şimdi yok değil, yalan yok. Bir peynirin bozuk olup olmadığını anlama konusunda çok uzmanım. Anında tespit edebilirim. Pazar sabahlarımı yarım saat peynir analiziyle geçiriyorum. Dolaptan çıkartıyorum, dikkatlice inceliyorum. Hepsini birer birer. Ne kadarlık bir kısmı, ne derece bozulmuş ve ne kadarından vazgeçebiliriz. Bunların hepsinin analizini çıkartıyorum. Çünkü kazara bozuk peynir yemek istemem. Bilerek ve isteyerek bozuk peynir yemek isterim. Bu peynir de küflü ama ne güzel de aromatik bir tat katmış o küf bu peynire deyip böyle güzelce avuturum kendimi. Ya çünkü o bozuk peyniri de çöpe atmak istemiyorum. Yine canım sıkılır. Bozuk peynir yerken canım sıkılıyor. Peyniri çöpe attığımda da canım sıkılıyor. Yani belli ki bu pazar günü benim canım sıkılacak. Canımın sıkılması gerekiyormuş. İki ucunda da can sıkıntısı var. Üst akıl benim için pazarımın içine etmeye yemin etmiş. Göklerden bu şekilde bir karar inmiş pazarımla ilgili. O yüzden ben de pazarımın kötü geçme ihtimalini en az hasarla atlatmaya çalışıyorum. Ama işte böyle durumlarda keşke bir çocuğum olsa diye böyle içimden geçirmiyorum değil. En azından yemedim yedirdim derim yani. Çöpe gitmez ama ben de yemem. Win-win durumu. Aç ağzını oğlum. Aç ağzını ya mis gibi peynir nesini sevmiyorsun deyip böyle zorla yedirirdim ona. O yüzden ben kendimi peynir uzmanı olarak görüyorum. Ama bozuk peynir uzmanıyım. Bozuk peynirlerin üstadıyım. Bozuk peynir masterıyım ya. O noktaya geldim. O mertebedeyim artık. Merhaba ben peynir uzmanı. Bozuk peynir uzmanı. Bir de bozuk peynir uzmanı olarak tavsiye niteliğinde şunları söyleyebilirim sizlere. Buzdolabı teknolojisine güvenin. Buzdolabına inanın. O buzdolabının içindeki şeyler çok yavaş bozuluyor neredeyse bozulmuyor noktasında. Onun soğutma gücü, o mavi ışık teknolojisi ve Ever Fresh Plus özelliğiyle yiyecekleriniz her zamankinden daha taze kalıyor. Uf. Fark ettiniz mi? Videonun başından beri buzdolabı empoze etmeye çalıştım. Başta bir söyledim, arada bir söyledim ve hiç marka geçirmeden ara ara belirttim buzdolabını. Şimdi bir sponsorluk falan olmuş olsaydı hemen söylerdim ve herkes gidip alırdı gibi geliyor. Neyse bu dursun bu buzdolabı markalarına bir fikir verebilir. Şimdi düşününce bu hayat tecrübesi ve bilgi birikimiyle terör uzmanı falan olabilirdim gibi geliyor. Ama terör olunca böyle herhalde bir FETÖ falan bana yakışırdı. Başka uzmanlık istemem. Ben FETÖ uzmanıyım. Sadece ülkemizde değil, dünya çapında FETÖ'cülüğün Sherlock Holmes'u diye anılmak isterdim. Bir Sherlock düşünün ve kafayı FETÖ'ye takmış. Maklubenin yeniş biçimi ve ısısından FETÖ'cünün nerede olduğunu şak diye analiz edebilecek yeteneğe sahip ama diğer suçlarla ilgili hiçbir içgüdü, öngörü, alt metin hiçbir şeyim yok. Sadece FETÖ. Öyle biri olabilirdim. Afrika'daki kabilelere tek tek gezip böyle FETÖ ile temas etmiş yerli arardım eski Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen yani dünyanın en ilkel kabilelerine mensup insanlar. Bu hayattan bir FETÖ geçti ve bu kabileden de geçmiş. Çok belli bir şey bu. Eski sezon bir Ortega formalı bir Himba Himba kabilesi üyesi çocuk. Çocuk dersin geçersin ama belki de FETÖ'cü. İşte tespitinin analizinin çok iyi yapılması lazım. İleride de bir Afrika Gezi kitabı çıkartabilirdim haliyle. FETÖ girmemiş kabileler tam liste. Hepsi ve daha fazlası Afrika'da bir Şakirt kitabımızda. Olabilirdi. Neden olmasın? Ama olmadı maalesef. Maalesef olduramadık. Bu seride de sürekli bir maalesef deyip duruyorum ya. Bunlar iyi günlerimiz değil de bunlar maalesef böyle günler diyebileceğim bir seri oldu. Buraya evrildi. Maalesef bunlar maalesef böyle günlerimiz. Bu günlerimiz de maalesef böyle. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Olacakla öleceğe çare bulunmuyor. Yani yapacak bir şey yok.